Merhabalar. Bu videomuzda da formüllerde en temel, en sık kullanacağınız iki formül hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Eğer ve eğer say formülü. İlk olarak eğer formülünü sizinle paylaşmak istiyorum. Belirli koşulları sağladığımda bizim istediğimiz işlemi yapan ya da bizim istediğimiz yanıtları veren bir formüldür aslında bu. Çok kolaydır kullanımı. Eşittir eğer yazarız, koşulumuzu belirtiriz. Daha sonra koşulumuz doğruysa yapılacak işlemleri yaparız. Yanlış daha sonra da koşulumuz yanlışsa yapılacak işlemleri yazarız. Aralara noktalı virgül koyar. Eğer formülünü tek seferde bu şekilde kullanabileceğimiz gibi aynı zamanda istersek eğer hemen şunu şöyle bir çoğaltıp yapıştırayım. İstersek eğer bir eğerin içerisine birden fazla eğer ekleyebiliriz. Ne demek istiyorum? İşte doğruysa yapılacak işlemler, yanlışsa yapılacak işlemler gibi bir eğerin içerisine birden fazla eğer de yerleştirebiliriz. Hatta bunların içerisine de tekrar tekrar eğerler yerleştirebiliriz. Bu tamamen ihtiyacınıza ve yapmak istediğiniz işleme göre değişecektir. Buradaki yani bütün kontrol sizde. Ama burada unutmamanız gereken en önemli husus şu: açtığınız her parantezi kapatmanız gerekiyor. Ve her eğer için doğruyu sayı ve yanlış sayı ayrı ayrı belirtmeniz gerekiyor. Şimdi şu kırmızı koşulu dikkate alırsak, kırmızı koşul doğruysa bu eğer çalışacak, kırmızı koşul yanlışsa bu eğer çalışacak. Peki diyelim ki kırmızı koşul doğru. Bu eğer çalışacak. Bu eğerin koşulu burada. Eğer bu koşul doğruysa bu işlemi yapacak. Bu koşul yanlışsa bu işlemi yapacak. Yani buradaki işlemi boş bırakmamış oluyorum. Bunu da unutmayın. Şimdi çok basit bir şekilde hemen şurada bir ortalama hesaplayalım. Bunu daha önceki videolarda göstermiştik zaten. Şöyle hızlı bir şekilde yapıyorum. Diyelim ki ortalama 50'nin üzerindeyse geçsin. 50'nin altındaysa kalsın. Hatta şöyle diyelim. 50 ve üzeri geçsin. 50'nin altında kalsın. Hemen formülü şuraya yazıyorum. Eşittir. Eğer dedim açtığım parantezi ortalamam küçükse 50'den, 50'den küçükse noktalı virgül koydum. Ne diyeceğim? Mesaj bırakacağım. Tırnak içinde yazıyorum. Kaldı yazsın. Yazdım, tırnağımı kapattım. Noktalı virgül koşulum doğruysa H2 50'den küçükse kaldı yazacak. 50'den küçük değilse geçti yazacak. Tırnak içinde onu yazdım. Parantezimi kapattım ve Enter'a bastım. Şurayı şöyle birazcık genişletelim. Bakın hemen şunu çoğalttığım anda da geçti kaldı, geçti kaldı görünüyor. Hatta buradaki not şeylerle oynarsak da hemen geçti kaldı değişir. Hatta buraya gelip bir de koşulu biçimlendirme yaparsak görünmedi gördüğünüz gibi. Çünkü içerdiği metni yazacaktım. Koşulu biçimlendirmede içerdiği metni yazarsak da bakın kaldı. Kaldı ya kırmızı olsun mesela içerdiği metin geçti de yeşil olsun tamam. Bakın burada da hemen öğrencinin kalıp geçtiğini de anlık olarak görebiliriz. Böyle görünebilir. Ne yaptım? Formülü belli. Hatta şuradan bir eşittir koyup bir formülü daha görünür hale getireyim sizler için. Şuradaki tablolarımı da, metin kutularımı da çekeyim. Bakın yaptığım şey çok basit. Eğer H2 50'den küçükse kaldı, değilse geçti yazsın. Dediğim gibi birden fazla eğeri de iç içe yazabilirsiniz. Amacınızın ne olduğuyla bu belli olacak. Ben şimdi şu formülü tekrar çalışır hale getireyim şöyle. Bir diğer formülümüz ise eğer say formülü. Eğer say formülü de belirttiğimiz koşullara uyan kaç tane ifade olduğunu bana söylüyor. Kullanımı çok kolay bakın. Eğer say hangi aralıkta ne yaradı? Geleyim mesela örnek olarak hemen şuraya yazalım. Eşittir. Eğer say açtım parantez geçen öğrenci sayısı diyor. Şu tablomu seçtim. Noktalı virgül neyi istiyorum? Geçti
yazan öğrenci sayısını istiyorum. Parantezimi kapattım. Enter'a bastım. Ne yaptım? Eşittir. Eğer say dedim. Açtığım parantez. İşlem yapacağım yeri seçtim. Noktalı virgül dedim. Ne istiyorum? Kalan öğrenci sayısını istiyorum. Kaldı yazdım. Enter'a bastım. Bakın direkt 8 ve 2 sonuçlar çıktı. Buradaki öğrencilerin notları değiştiğinde otomatik olarak oradaki durumda değişecek gördüğünüz gibi. Eğer say formülü bu şekilde, burada eğer say formülüne illaki bu şekilde mesaj yazmak zorunda değilsiniz. Buraya da matematiksel, mantıksal birçok işlem yapabilirsiniz. Aynı şekilde eğer formülünde de ben temel düzeyde bu bilgiyi aktarmak için bunu kullanıyorum. Ama bu şeyin parantez içerisinde yazdığınız alanlara her şeyi koyabilirsiniz. Sadece noktalı virgülleri ve açtığınız parantezi açtıktan sonra kapattığınıza emin olarak ilerlemeniz gerekiyor. Bir de burada bir pratik var. Hemen onu size göstereyim. Bakın burada fiillerin çekilmesiyle ilgili. İşte buraya yanlış yazarsanız yanlış diyor. Doğru yazarsanız doğru mesajı geliyor. Bunun nasıl olduğunu hemen size göstereyim. Bakın basit bir eğer formülü gene. C3 lavoysa doğru, değilse yanlış yazsın gibi. Bu tarz şeyleri de kullanabilirsiniz ihtiyacınız olursa. Şimdi son uygulama olarak da farklı bir sayfadan veri çekmeyi size göstermek istiyorum. Yani bizim şu altta bakın çalışma sayfalarımız var. Ben bunlardan adım adım ilerleyerek sizlere anlatım yaptım. Burada ama hep aynı sayfalar üzerinden işlemler yaptım. Farklı sayfa üzerinden nasıl işlem yapılacağını göstermek istiyorum. Bakın başlangıç sayfasında, yani benim şu aşağıda başlangıç yazan sayfam var. Ad ve soyadını ve ortalama bilgilerini alalım diyor. Öncelikle olarak bunu bir alalım. Ne yapacağım? Başlangıç sayfasındaki adı, soyadı ve ortalama bilgisini alacağım. Hemen gidiyorum tabloma. Ama burada adı soyadı birleştirmem lazım. O zaman hemen şöyle geliyorum. Eşittir diyorum. Birleştir. Açtığım parantezi. Şimdi yapacağım şey çok basit. Rastgele bir yere tıklamadan doğrudan bakın. Birleştir yazdım. Açtığım parantezi başlangıç sayfasına geliyorum. Neyi birleştireceğim? Bunu birleştireceğim. Şu anda benim şurada bakın formül çubuğunda formülüm görünüyor. Oradan yazmaya devam ediyorum. Noktalı virgül ne yapmam lazım? Ad soyad arasında boşluk bırakacağım. Tekrar noktalı virgül soyadı seçtim. Parantezi kapattım ve enter'a bastım. Bakın öğrenci isimlerini çekti. Neden aynı şeyler geldi? Çünkü öğrenci isimleri bende şu anda aynı da o yüzden. Şunları şöyle değiştirelim. Hemen gidelim tablomuza. Bakın isimler değişmiş oldu. Geçme notlarını alacağım. Onda çok basit. Eşittir diyorum. Tekrar gidiyorum başlangıca. Hangi notu alırsak işte ortalama %40, %60 olsun mesela ve enter'a basıyorum. Bütün notları otomatik olarak çekmiş oldu. Ne yaptım? Eşittir deyip ilgili hücreyi seçmiş oldum. Bakın şimdi diyor öğrenci e-postasını yazdıralım bir de buraya diyor. Tamam. Ne yapacağım? Eşittir. Birleştir. Açtım parantez. Gidiyorum. Ad soyad birleşik olacakmış. Ad noktalı virgül soyad. Bakın yukarıda görüyorum zaten. Noktalı virgül. Şimdi tekrar tabloma geri geliyorum. Noktalı virgül koydum bir daha. Et işareti koyacağım. Tırnak açıyorum. Et işaretimi koyuyorum. Noktalı virgül. Bakın şuraya ben ayrı bir hücreye OGRC bu ettr yazdım. Bunu tıklıyorum ve kapatıyorum parantezi ve enter'a basıyorum. Bakın bir hata verdi. Bu verdiği hata şunu gösteriyor. Bir yerde ben yazım hatası yapmışım diyor. O zaman hemen bu yazım hatasını bulalım. Aslında ben şu anda bilerek bu hatayı yaptım. O da şudur. Başlangıcı bakın adı seçtim. Soyadı seçtim. Sonra ben biraz önce yanlış buraya şey son uygulamaya tıklamıştım. Onu silmem gerekiyor. Son uygulamada herhangi bir işlem olmadığı için tıkladım, sildim ve enter'a bastığım anda bakın e-posta adresi yerleşmiş oldu. Ama aşağıdaki e-posta adresleri görünmüyor. Neden? Çünkü ben o hücreyi sabitlemedim. Dolar işaretiyle o hücreyi sabitlemem gerekiyordu. Peki ben bu hücreyi seçmesem olmuyor mu? Oluyor. Buraya gelirsiniz. Et işte ogr.cbu.edu.tr yazarsınız. Enter'a basarsınız. Hepsi yine olur. Buraya bir hücreye bir şey koymak yerine bu şekilde de yapabilirsiniz. Genel olarak Excel'de ileri düzeyde anlatacaklarımız bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa
rahatlıkla benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.